Merhaba arkadaşlar. Nazizm emirlere bağlılık, görev anlayışı, disiplin, düzen ve cesaret gibi kavramların sadece Alman ırkında olduğunu iddia ediyordu. Bu nedenle Almanların başka ırklarla karışarak bu özelliklerini kaybetmemesi gerektiğini savunuyordu. 1934'te kurulan Adolf Hitler okulları parti için propagandacı eğitmekte görevlendirilmişti. Bu okullarda Gençlere eksik bilgi verilmekle kazınmıyor, kütüphaneler taranıyor, nazizme uygun görülmeyen kitaplar meydanlarda yakılıyordu arkadaşlar. Naziler kendi düşüncelerini savunmayan birim insanı, yazar ve sanatçıları yasaklıyor, okunur veya okunmaz diye yazarlar listesi ilan ediyorlardı. Tarih ırkçı ve şöven şekliyle yeniden yazılacaktı. Naziler bu baskıcı rejimlerine halk toplumu diyeceklerdi. İtalya ve İspanya'da ortaya çıkan faşizm, Almanya'da ortaya çıkan nazizm ideolojileri totaliter rejimlerdir. Tek kişiye, partiye veya lidere dayanırlar, medya ve basın organlarının tekerlerini alırlar, ütopyalara dayanan bir gelecek vaatleri vardır, topluma ve bireylere özgürlük tanımazlar, toplumu belirli bir ideoloji, görüş ve benzeri doğrultusuna yönlendirirler, baskıya, zorbalığa ve zulüme dayanırlar, İnsan hak ve özgürlüklerini yok sayarlar, totaliter rejimleri savaşların getirdiği ekonomik ve sosyal çöküntüler ortaya çıkarır. Artık ben ben şunu öğrendim. İtalya ve İspanya'da ortaya çıkan faşizm ve Almanya'da ortaya çıkan nazizm ideolojileri arkadaşlar ortaklaştığı şey ne? Bunların her biri totaliter rejimlerdir diyoruz. Örnek soru: bir faşizm, 2 nazizm, 3 demokrasi. Yukarıdakilerden hangileri totaliter rejimlerdir? Tabii ki faşizm ve nazizm arkadaşlar totaliter rejimlerdir. Demokrasi zaten totaliter değil, özgürlüklere hak tanıyan, insanlara özgürlük veren bir anlayışı içeriyor, değil mi? Dolayısıyla 1 ve 2 totaliter rejimlerdir. Doğru cevabımız B şıkkında. Totaliter rejimlerin liderleri şunlardır. Almanya'da Nazizmin lideri kimdi arkadaşlar? Hitlerdi. İtalya'da faşizmin lideri kimdi? Mussolini'ydi. İspanya'da faşizmin lideri kimdi peki? Franco'ydu. Bakın ekranın sol tarafında gördüğünüz resimde şu gördüğünüz kişi arkadaşlar İtalya'da faşizmin lideri olan Mussolini ekranın sol tarafında sağ tarafta bulunan kişi ise bunu mutlaka biliyorsunuz tabii ki. Almanya'da Nazizmin lideri olan Hitler Örnek soru 1 Franco, 2 Mussolini, 3 Hitler. Yukarıda verilen totaliter liderlerin yönettiği devletler hangisinde doğru sırayla yazılmıştır? Arkadaşlar, Franco faşist bir liderdi ve hangi ülkenin lideriydi? İspanya'nın lideriydi. Peki Mussolini neydi? Mussolini faşist bir liderdi gene. İtalya'nın lideriydi. Hitler arkadaşlar Nazizm ideolojisini ortaya çıkarmıştı. Gene Hitler'in hangi ülkeden olduğunu söyleyelim. Almanya'nın lideriydi. Arkadaşlar bakın o zaman sırayla hangisi oluyor? İspanya, İtalya ve Almanya oluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız nerede olur? E şıkkında olur. İtalya'da faşizmin ortaya çıkışını anlatalım. Şu şekilde olmuştur. İtalya 1. Dünya Savaşı'nda yeni sömürgeler kazanmayı amaçlasa da bu amacına ne yapamadı? Ulaşamadı. İtalya'ya savaş sırasında vaat edilen Batı Anadolu ve Alman sömürgeleri verilmedi arkadaşlar. Bakın İzmir, Batı Anadolu değil mi? Buralar nereye verilmişti peki? Yunanlılara verilmişti. Bir de Alman sömürgeleri ne yapılmamış 1. Dünya Savaşı'ndan sonra? İtalya'ya verilmemiş. Yani İtalya bu durumdan ne yapmış? Bozulmuş arkadaşlar. Ülkede komünist düşüncelerin etkisi görülmeye başlandı. Bu düşüncelere göre işçiler fabrikaların asıl sahipleriydi ve fabrikaları işçiler yönetmeliydi. İşsizlik, aser, asker kaçaklarının kaçaklarının artması ve benzeri durumlar ülkenin istikrarlı olmasını engelliyordu. Mussolini'nin lideri olduğu faşist parti, işsizlik, istikrarsızlık ve benzeri sorunların yarattığı kaos ortamından faydalandı. İtalyan halkı, aydınları ve askerleri arasında güçlendi. Bakın Mussolini'nin partisinin adı da neymiş? Faşist Parti'ymiş, değil mi? Soru cevap 1. İtalya Faşist Partisi'nin lideri kimdir? Arkadaşlar artık bunu öğrendik değil mi? Mussolini. İtalya'ya 1. Dünya Savaşı'nda vadelip de verilmeyen bölgeler nerelerde diyor? Arkadaşlar bunlardan bir tanesi bizim topraklarımızda Batı Anadolu'dur. E, vadelip de verilmemiştir. Bir de arkadaşlar... 1. Dünya Savaşı'nda İtalya'ya Alman sömürgeleri vaat edilmişti. İşte Batı Anadolu ve Alman sömürgeleri İtalya'ya 1. Dünya Savaşı'nda vaat edilip de verilmeyen bölgelerdir. 3. Hangi düşünceye göre işçiler fabrikaların asıl sahipleriydi ve fabrikaları işçiler yönetmeliydi? Hangi düşünce bu arkadaşlar? Bu komünizm düşüncesidir. Komünist düşüncedir. İşte işçiler fabrikaların asıl sahipleridir bu düşünceye göre ve fabrikaları da işçiler yönetmelidir. Doğru yanlış. Bir, İtalya 1. Dünya Savaşı'nda yeni sömürgeler kazanmayı amaçlasa da bu amacına ulaşamadı. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. 2. Mussolini'nin lideri olduğu faşist parti işsizlik, istikrarsızlık ve benzeri sorunları yarattığı kaos ortamından faydalandı. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. 3. Faşizm insan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren bir ideolojidir. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Faşist düşüncelerin İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterdiği tarih boyunca görülmemiştir. İtalya'da faşizmin ortaya çıkışına devam ediyoruz. Arkadaşlar, İtalya'da yaşanan grevler hayatı felç etmişti. Mussolini'nin faşist kara gömlekliler teşkilatı Napoli'den Roma'ya yürüyüşe başladılar. Darbeden çekinen hükümet ise istifa etti. Kral 1922'de Mussolini'yi başbakanlığa atadı. Ve iktidarın başlarında muhalefetin de yer aldığı geniş katılımlı bir hükümet ülkeyi yöneten Mussolini'nin eleştiriler üzerine 1926'da anayasayı değiştirdi. Yani iktidarın başında Mussolini arkadaşlar muhalefetin de yer aldığı geniş katılımlı bir hükümetle ülkeyi yönetiyormuş. Daha sonra eleştiriler üzerine 1926'da ne yapmış? Anayasayı değiştirmiş. Ülkedeki tüm kurumları kontrol altına aldı, muhalefeti susturdu ve Mussolini'ye göre birey devletle uyumlu olduğu sürece önemliydi. Bakın burası önemli. Mussolini'nin anlayışını da aslında en özet halidir. Birey diyor devletle uyumlu olduğu süreci önemliydi. Peki o e, devletin her yaptığı doğru olabilir mi arkadaşlar? Dolayısıyla da birey devletle yanlış bir şey yaptığında karşı çıkmaz mı demokratik bir anlayışta? Tabii ki karşı çıkar ama işte Mussolini'nin faşist anlayışına göre birey devletle uyumlu olduğu sürece önemliymiş. Yani ben bir insana devletle uyumluysa önem veririm diyor bu Mussolini. Her şey devlet için olmalıydı. Sürekli barış mümkün değildi Mussolini'ye göre ve sürekli barış faydalı da değildi. Soru cevap 1. Kara gömlekliler adı verilen faşist teşkilat hangi ülkede faaliyet göstermiştir? Hangi ülkede? İtalya'da faaliyet göstermiştir. Kara Gömlekliler Teşkilatı hangi lidere bağlıydı? İtalyan Faşist Partisi'nin lideri Mussolini'ye bağlıydı. 3. İtalyan Faşistler Mussolini'ye göre birey ne zaman önemliydi? Daha demin de söyledim. Mussolini'ye göre arkadaşlar birey devletle uyumlu olduğu sürece önemliydi. Mussolini ne zaman başbakan olmuştur? Mussolini arkadaşlar 1922'de başbakan olmuştur. Artık kara gömlekliler teşkilatının İtalya'ya ait bir faşist teşkilat olduğunu ve İtalya Faşist Partisi'nin lideri Mussolini'ye bağlı olduğunu öğrendik. İtalyan faşist lider Mussolini için bireyin devletle uyumlu olduğu sürece önemli olduğunu öğrendik ve Mussolini'nin 1922'de başbakan olduğunu öğrendik. Doğru yanlış bir Mussolini tüm muhalefetin kendisini özgürce ifade edebilmesini sağlamıştır. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Mussolini tüm muhalefeti ne yaptırmıştı? Susturmuştu. İki Mussolini'ye göre İtalyan vatandaşları devletten daha önemliydi. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Mussolini'ye göre arkadaşlar devlet vatandaştan daha önemliydi. Bu da nedir? Faşist anlayışın göstergesidir. 3. Mussolini faşist kara gömlekler Teşkilatı'nın Napoli'den Roma'ya yürümesiyle darbeden çekinen hükümet istifa etti diyor. Doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Kesinlikle doğru diyoruz. Geldik şimdi de arkadaşlar Almanya'da nazizmin ortaya çıkışına. Bakın Almanya'da nazizmin lideri olan Adolf Hitler'in resmi var burada. Almanya'da nazizmin ortaya çıkışı şu şekilde olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'da imparatorluk dönemi bitti. Savaş sonrası itilaf devletlerinin Almanya ile imzaladığı ilk derste de detaylı bir şekilde anlattığı Mersay Antlaşması Almanya için Olumsuz ve ağır şarttan işeden bir antlaşmaydı. Ve Weimar Anayasası'yla bakın bu Weimar Anayasası 1919'a aittir. Demokratik düzene geçildi ama sorunlar devam ediyordu. Yani 1. Dünya Savaşı'nda sonrasında itiraflar Almanya ile Versay Antlaşması imzalıyor. Almanya için olumsuz ağır şartlar içeren bir antlaşma ve 1. Dünya Savaşı sonrasında Weimar Anayasası ilan ediliyor Almanya'da 1919'da demokratik düzene geçiliyor. Ama sorunlar bir şekilde ne olmuş? Arkadaşlar devam etmiş. İşte Versay Antlaşmasını yok sayan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi yani Naziler 1924'te ilk kez meclise girdi. Bakın işte bu ağır şartlar içeren Versay Antlaşmasına karşı Naziler ne demiş? Biz demiş bu Versay Antlaşmasını yok sayıyoruz demişler ve 1924'te ilk kez meclise girmişler. Naziler 1932 seçimlerini kazandı. Hitler 1933'te başbakan oldu arkadaşlar. Ve Hitler ne yapacak? Tıpkı Mussolini gibi muhalefeti ortadan kaldıracak. Meclisten olağanüstü yetkiler alacak arkadaşlar. Örnek soru Almanya'da Hitler'in ortaya çıkışına ve Nazi Partisi'nin iktidara gelmesine bakıldığında hangi savaşın payı vardır? A. 1. Balkan Savaşı, B. Çanakkale Savaşı, C. 2. Balkan Savaşı, D. 2. Dünya Savaşı, E. 1. Dünya Savaşı. Arkadaşlar Almanya'da Hitler'in ortaya çıkışına bakın ve Nazi Partisi'nin iktidara gelişine bakın. Hep bunların her biri 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarıdır arkadaşlar. 1. Dünya Savaşı'nda Versay Antlaşması'yla çok olumsuz bir ağır taşmaydı bu Almanya'ya olumsuz ağır şartlar içeren dayatmaları vardı. İşte bunları çıkardığı sorunların her biri arkadaşlar Almanya'da Hitler'in ortaya çıkışına neden olmuştur, Nazi partisinin iktidara gelmesine neden olmuştur. Zaten Hitler Nazi partisi iktidara geldikten sonra da Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına karşı bu sonuçları değiştirmek için neyi ortaya koyacaklar? İkinci Dünya Savaşı'nı ortaya koyacaklar. Soru-cevap bir Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya hangi anayasayla demokrasiye geçilmiştir diyor. Hangi anayasaydı o arkadaşlar? Weimar Anayasası 1919'da ilan edilmişti. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya Weimar Anayasasıyla demokrasiye gitmişti. 2. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'da hangi dönem kapanmıştır diyor. Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda Almanya'da hangi dönem kapandı biliyor musunuz? İmparatorluk dönemi kapandı Almanya'da Weimar anayasasıyla demokratik düzene geçildi. 3. Birinci Dünya Savaşı sonrasında itiraf devletlerin Almanya ile imzaladığı antlaşmanın adı nedir? O antlaşmayı artık biz biliyoruz asla unutmayacağız. Versay Antlaşması. Almanya'da nazizmin ortaya çıkışına devam ediyoruz. Bakın. Hitler toplumun tüm kesimlerinin desteğini alabilmek için Popülist politikalar izlemiştir yani göz boyamaya çalışmıştır sürekli böyle e, halkın işine gelecek e, uygulamalarla çalışmalarla arkadaşlar tüm kesimlerin desteğini almaya çalışmıştır Hitler. Savaş sanayisi oluşturmak ve bu yolla şirketlerin zenginleşmesini ve işsizliğin azalmasını sağlamak yolunda politikalar izledikler. Hitler. Ayrıca Avrupa'da yeni topraklar kazanılacağını söyleyerek propaganda yapmıştır diyoruz. Versay Antlaşması'nın getirdiği ağır şartlar ve ezilmeden e, asker bürokrat kesimleri ne yapmıştır Hitler kurtarmıştır. Bakın bu da önemli. Versay Antlaşması'nın getirdiği ağır şartlar ve ezilmeden ne yapıyor Hitler asker ve bürokrat kesimleri kurtarıyor. Yani onları onur ediyor. Bakın biz güçlü olduk falan filan o, o şekilde onur ediyor. Toplum üzerinde baskı kuruyor. Muhalefetin olmasını da oluşmasını da ne yapıyor arkadaşlar? Hitler engelliyor. Gestapo teşkilatıyla toplumun her kesimini ne yapmıştır? İzlemeye almıştır. Doğru yanlış bir Almanya'da Gestapo'lar halkı izleyerek baskı altına almıştır. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Hitler'in teşkilatıydı. Halkı gözetliyordu bunlar arkadaşlar. 2. Hitler tüm kesimleri etkileme adına popülist politikalar uygulamıştır. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. 3. Hitler muhaliflerin özgürce düşünmesi ve teşkilatlanmasını engellememiştir. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Hitler bir faşist liderdi ve muhaliflerin özgürce düşünmesini ve teşkilatlanmasını arkadaşlar engellemiştir. 4. Hitler bir demokrattı. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Hitler bir demokrat değildi. Hitler bir faşisti. Kendi düşüncesi haricinde hiçbir düşünceye aslında nesi yoktu saygısı yoktu. Almanya'da nazizmin ortaya çıkışına devam ediyoruz. Hitler döneminde okullarda sistemin propagandasını yapacak ırkçı ve şovanist bir eğitim veriliyordu. Yani Alman ırkı bütün ırklardan üstün, Almanlardan üstün bir ırk yoktur, Almanlar dünyayı yönetmedir vesaire vesaire. Ve sistemin propagandasını yapıyor arkadaşlar, ırkçı bir eğitim veriyor gençlere. Açlık, işsizlik, barınma gibi birçok sorunu çözdüğü için bakın popülist politikalar bunlara diyoruz. Alman halkı uygulamalara tepki göster yani karnım tok demiş Alman halkı, işsiz değilim demiş, barınma halkım var demiş... Dolayısıyla Hitler'in faşist uygulamalarına karşı çıkmamış. Ama sonuçta arkadaşlar daha sonrasına baktığımızda Alman halkı bunun bedelini o kadar ağır ödedi ki arkadaşlar. Bakın işte bizim milyonlarca gurbetçimiz neden Almanya'ya gitti? Almanya'nın savaş yıkıntılarından kurtulmak için arkadaşlar bakın başka dünyanın başka ülkelerin vatandaşlarına muhtaç hale gelmişti. Bakın o kadar derece Alman halkı Hitler'in uygulamalarına karşı Karşı çıkmadığı için ne olmuştur daha sonra 2. Dünya Savaşı ile beraber o kadar ahır e, bir hezimet acı e, serine kapıldı ki Almanya arkadaşlar sonrasında bakın. Alman halkı bunun bedelini ödedi. Yani karnım toktu, işsiz değildim, barınma gibi şeylerle Alman halkını geçici bir süre oyalata da gerçekte uyguladığı politikalarla arkadaşlar Alman halkına çok acı sonuçlar, hesaplar çıkartmıştır Hitler. Hitler'in amacı çok daha geniş alanlara ulaşmaktı. Doğru yanlış. Bir, Hitler döneminde okullarda demokratik ve özgürlükçü bir eğitim veriliyordu. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Okullarda ırçı ve şovenist bir eğitim verdiriyordu Hitler. İki, Hitler açlık, işsizlik, barınma gibi birçok sorunu çözmüştü. Doğru arkadaşlar. Hitler'in bu popülist politikalarıyla Alman halkını cezbettiğini söylemiştik. Ve arkadaşlar Alman halkı bu politikalarla cezboldu ama daha sonra ne oldu? Bu politikalara Uyup popülist politikalara kanıp arkadaşlar Hitler'in uygulama Hitler'in antidemokratik uygulamalarına karşı çıkmadığı için daha sonra ağır bedel ödemiştir Alman halkı. 3. Weimar Anayasası ile 1919'da faşist düzene geçilmiştir. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Weimar Anayasası ile imparatorluk dönemi bitti. Almanya demokratik düzene geçmişti. 4. Versay Antlaşması ağır şartlar içeren bir antlaşmadır. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. İşte Hitler bu antlaşmayı da kullandı. Bu antlaşmayı kabul etmedi ve bu antlaşmayı kabul etmediği için de 2. Dünya Savaşı'nın ortamını ne yapmıştır Hitler? Hazırlamıştır. Geldik İspanya'da faşizmin ortaya çıkışına. Bakın arkadaşlar hiç dikkatinizi çekti mi? Bu faşist liderlerin hepsi birbiriyle bir pozları var. Bakın daha demin Hitler'le Mussolini pozları vardı. Ekranın sol köşesine bakın. işte gene Hitler. Yanında da kim var arkadaşlar? İspanya'da faşizmin lideri olan Franco var. Yani faşist de olsa nazi de olsa arkadaşlar bunların ortak ideolojisi belli. Totaliter rejimler. Bunlar da kendi arasında ne yapmışlar? Bir birlikleri kurmuşlar. İspanya'nın 19. yüzyılda başlayan sorunları 20. yüzyılda devam etmiştir. 1936 yılında karşıt görüşler arasındaki şiddet iç savaşa dönüşmüştür. Sosyalist cumhuriyetçiler ve Franco önderliğindeki milliyetçiler arasındaki savaşı 1939 yılında Madrid'i ele geçiren milliyetçiler kazanmıştır. Bakın İspanya iç savaşı denilen şey arkadaşlar işte şurada belirttiğimiz şey. 1936 yılında karşıt görüşler arasında şiddet iç savaşa dönüşüyor. Bir tarafta sosyalist cumhuriyetçiler var, bir tarafta da Franco önderliğindeki milliyetçiler var. Bu savaşı 1939 yılında Madrid'i ele geçiren arkadaşlar, Franco önderliğindeki milliyetçiler kazanıyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ideolojik nedenlerle kimi desteklemiştir? Tabii ki sosyalist cumhuriyetçileri desteklemiştir. Sonuçta SSCB'de Sovyet Rusya'da sosyalist bir ülkeydi. Dolayısıyla bu iş savaşta kimi desteklemişler? Franco'yu değil sosyalist cumhuriyetçileri desteklemişler tabii ki. Fransa ise siyasi nedenlerle cumhuriyetçileri destekledi. Bakın Fransa da cumhuriyetçileri desteklemiş ama ideolojik nedenlerle değil siyasi nedenlerle desteklemiş. Almanya ve İtalya ise tabii ki kendi düşüncelerine en yakın olan faşist Franco'ya ne yapmıştır? Desteklemiştir. Almanya'da Nazizm vardı gene faşist bir düşünce. İtalya'da arkadaşlar faşist düşünce Mussolini vardı. Bunlar bunlarda Franco önderliğindeki milliyetçiliğe desteklemiştir. Faşist lider Franco yönetimindeki İspanya Almanya'nın baskısına rağmen 2. Dünya Savaşı'na katılmadı. Aha bakın burada durun. Arkadaşlar burası önemli. Karşınıza belki soru olarak çıkar. İspanya'nın faşist lideri Franco arkadaşlar ee, Bakın bu resimde beraber durdu Hitler'in yanında savaşa katılmamış. İkinci Dünya Savaşı'na katılmamış. Bunu da aklınıza bir not olarak yazın. Soru cevap 1. İspanya'da faşizm idolesinin lideri kimdi diyor. Kimdi arkadaşlar? B ile başlıyor. Franco diyoruz. 2. İspanya'da sosyalist cumhuriyetçiler kime karşı savaşmıştır? Franco'nun liderliğindeki milliyetçilerle savaşmışlardır sosyalist cumhuriyetçiler. 3. İspanya İç Savaşı'nda Franco liderliğindeki faşist güçler hangi kenti ele geçirmiştir arkadaşlar? İspanya İç Savaşı'nda Franco liderliğindeki faşist güçler hangi kenti ele geçirdi? Madrid'i ele geçirdi. 4. Franco liderliğindeki İspanya 2. Dünya Savaşı'na katılmış mıdır diyor. Arkadaşlar Asla unutmuyorsunuz Hitler'in arkadaşı da olsa aynı fikirleri de paylaşsa Mussolini de dost da olsa Franco İspanya lideri faşist Franco 2. Dünya Savaşı'na katılmamıştır. Buraya bir çarpı atıyorum. İspanya'da faşizmin ortaya çıkışına devam edelim arkadaşlar faşist ideolojili İspanya idaresi ilk dönemlerinde batılı devletler tarafından ne olmuştur? Dışlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan soğuk savaş döneminde batılı devletler ve İspanya arasındaki ilişkiler gelişmiştir. İspanya önce Birleşmiş Milletler'e sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katıldı. 1975'te Francisco Franco öldü. Yani faşist Franco ne zaman ölmüş arkadaşlar? 1975'te ölmüş. Bakın burası önemli. George Orwell'ın ütopik bir bilim kurgu romanı olan 1984 bunu ayrıca okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir kitaptır 1984. İşte George Orwell'ın 1984 isimli kitabı faşist Franco döneminden esinlenerek yazılmıştır. Franco'yu diğer faşist devlet ülke idarelerinden ayıran temel nokta ne biliyor musunuz? Daha önümde altını çizerek söylediğim 2. Dünya Savaşı'ndan uzak durmasıdır. İspanya'nın faşist Franco'su döneminde 2. Dünya Savaşı'ndan İspanya'nın uzak durması, Franco'nun uzak durması onu diğer faşist devlet ülke idarelerinden ayıran temel noktadır diyoruz bakın işaretliyorum. Örnek soru George Orwell'ın İtopik Bilim Kurgu Romanı 1984 aşağıdaki liderlerden hangisinin dönemi esinlenerek yazılmıştır? A. Mussolini İtalya B. Hitler Almanya C. Franco İtalya D. Mussolini İspanya E. Franco İspanya Arkadaşlar George Orwell 1984'ü gördüğümde aklıma Franco gelecek ve Franco hangi ülkenin lideriydi? İspanya'nın lideriydi. <laughs> Soru cevap 1. İspanya İç Savaşı'nda Cumhuriyetçi Sosyalistleri destekleyen devletleri yazınız. Arkadaşlar iki devlet destekleri bakın. Birisi SSCB'ydi diğeri hangisiydi? Fransa'ydı. SSCB hangi nedenlerle destekledi? SSCB biliyorsunuz sosyalisti o yüzden ideolojik nedenlerle Desteklemiştir. Fransa'da desteklemiştir. Cumhuriyetçi sosyalistleri hangi nedenlerle? Siyasi nedenlerle. Bakın birisi ideolojik nedenlerle destekliyor. Birisi siyasi nedenlerle destekliyor. İki... İspanya İç Savaşı'nda Cumhuriyetçi Sosyalistleri ideolojik nedenlerle destekleyen devlet kimdir? Tabii ki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Sovyetler Birliği de denir buna. Sovyet Rusya da denir. Birbirine arkadaşlar aynı şey olduğunu unutmayın. 3. İspanya İç Savaşı'nda Franco liderliğindeki milliyetçileri destekleyen devletleri yazınız diyor. Tabii ki e, faşist düzeni kim destekler? O zamanki faşist düzene sahip ülkeler onlar da kimdi? Almanya ve İtalya'ydı. Almanya'nın başında Hitler var, İtalya'nın başında ise arkadaşlar Mussolini vardı. Örnek soru aşağıdaki devletlerden hangisi 2. Dünya Savaşı'na katılmamıştır? A. Almanya, B. Japonya, C. İtalya, D. Sovyet Rusya, E. İspanya. Ne demiştik arkadaşlar? Faşist Franco İspanya'yı 2. Dünya Savaşı'na ne yapmadı? Katmadı. Dolayısıyla doğru cevabımız nerede? E. Şıkkında. Doğru yanlış bir İspanyol Sosyalist Cumhuriyetçiler ve Franco önderliğindeki milliyetçiler arasındaki savaşı 1939 yılında Madrid'i ele geçiren milliyetçiler kazanmıştır diyor. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğrudur diyoruz. 2. İspanya önce Birleşmiş Milletler'e sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katıldı. Kesinlikle doğru diyoruz. 3. 1975'te Francisco Franco öldü. Doğru mu yanlış mı? Bu da doğrudur diyoruz. Örnek soru. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ortaya çıkan hayat sahası politikası hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Arkadaşlar burada yeni bir e, bilgi veri, vermiş oluyoruz. Bakın bu hayat sahasını gördüğünüz anda aklınıza kim gelecek? Almanya gelecek arkadaşlar. Nazizmin bir politikasıydı hayat sahası. İşte yeni topraklar lazım. Daha ferah, daha müreffeh olmamız adına, Alman halkının daha zenginleşmesi adına hayat sahası politikasını Nazizm ortaya atmıştır. Dolayısıyla Nazizm hangi ülkede vardı? Almanya'da vardı. Hayat sahası gördüğünüz anda aklınıza hangi ülke gelecek arkadaşlar? Almanya gelecek. Tekrar söylüyorum. Halı sahası değil, halı sah saha değil hayat sahası kime aitmiş? Almanya'ya aitmiş. Soru cevap 1. İspanya'da faşist ideolojinin lideri kimdi diyor. Kimdi arkadaşlar? Fıran koydu. 2. Almanya'da nazizm ideolojisinin lideri kimdi? Kimdi arkadaşlar? Hitler'di. 3. İtalya'da faşizm ideolojisinin lideri kimdi? Mussolini'ydi. Ne Mussolini? 4. Almanya 1. Dünya Savaşı'ndan sonra hangi ağır şartları taşıyan antlaşmayı imzalamıştır? Versay'ı imzalamıştır. Arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Bol bol soru çözün. Kendinize güvenin, gülümseyin arkadaşlar.